yaşadığı geleneği. Gelenek kelimesinin Arapça karşılığı örf. Sesi olmadığı için doğrusu urf. Sözlük manası iyi olan, yadırganmayan, tanınan, bilinen. Ama terim olarak toplumda genel kabul gören, sürekli veya süreksiz, tatbikatı bulunan sosyal davranış biçimleri. Demek ki örfün... Hocam, hocam kayıt aldığımız için, mikrofona rica edeceğim. Yoksa sizin sesiniz tabii ki geliyor. O halde örfün birinci özelliği, toplumda kabul görmesi. İkincisi de sürekli olması. Tabii ki toplumda kabul görmesi için değerli olması lazım. Akla uygun olması lazım. Toplumun yararına olması lazım. Şimdi bu zaviyeden baktığımızda Yesevi'nin görüşlerini, inançlarını aktaran hikmetleri toplumda kabul görüyor, beğeniliyor, seviliyor ki bir gelenek haline almasına ön ayak oluyor. Örf kelimesi, bu da enteresandır, iki yerde Kur'an'da geçiyor ve alışkanlık, hukuka uygunluk gibi manalar taşıyor. Araf suresinin 199. ayetinde. Peki örfün kaynağı ne? Evet, ona bir bakalım. Örfün kaynağı toplum. Ama toplum kaynağı olmakla o toplumu teşkil eden insanların bir araya gelip de bir görüş üstünde birleşmeleri mi? Hayır. Toplumu yine belli bir düşünce üzerinde birleştiren, toplumda önder mahit olan, toplumun inandığı, güvendiği, bağlandığı kimselerin olması lazım. Örfü bunlar ileri sürer, bu kimseler toplum tarafından kabul görünce kaide haline alır ve gelenekleşir. Buna güzel bir misal, Oğuzname'de Oğuz'un vasiyet edip töre koduğu ve ahlakı ve sireti ve emsalı ve hikmet sözleri ki anun mübarek lafzından zuhura geldi, söyledi ve Cengiz Han dahi bu sözü söyledi ve töreyi üstün buldu. Şimdi burada benim üstünde duracağım bir mesele var. Oğuz töresine atıfı yapıyor. Oğuz töresini Oğuz Kağan koyuyor. Ve bu töreyi Cengiz de beğeniyor. O da kabul ediyor. Ve böylece Oğuz töresinin yanında Cengiz yasaları dediğimiz töre yasaları da Oğuz'dan alınmış oluyor. Peki Oğuz yasaları veya Oğuz töresi nedir? Maalesef bunun üstünde pek şimdiye kadar durulmamış. Benim elimde, üstünde çalışmakta olduğum Yazıcızade'nin Oğuznamesinde birinci bölüm Oğuz'un hayatı, fütühatı, çocukları anlatılırken ikinci bölümde Oğuz'un töresi madde madde anlatılır. Hangi olaylara ne gibi mükafat veya ceza verileceği anlatılır. Kısmet olursa bunu inşallah tamamlayınca, yayınlayınca Oğuz töresi meydana gelir.
şu halde töreyi o toplumda kabul gören insanlar koyuyor. Ama toplum tarafından benimsenince töre haline alıyor. Ve bir zaman uygulanıyor. Ama bu töre devamlı olmayabilir. Çünkü toplum belli bir süre sonra değişiyor. O törenin maddeleri yeterli olmuyor. Yeni ihtiyaçlar yeni maddeleri ortaya çıkarıyor ve böylece değişiklik oluyor. Peki töre bir yerde yaşayışımızı tanzim eden usuller, esaslar, prensipler. İyi ama toplumun yaşayışını tanzim eden prensipler sadece kişilerin koyduğu töre maddeleri mi? Hayır, ilahi yasalar var. İlahi yasaların başında da din kitapları gelir. Onlar da bir yerde hikmet ifade eden ayetleriyle toplumun yaşayışının hudutlarını, esaslarını çizer. Burada hemen bir şeyi de belirteyim. Cengiz yasalarıyla Oğuz töresini karşılaştırdığımda Cengiz yasaları çok sert. En küçük cezaya hemen ölüm, suça hemen ölüm cezası veriyor. Halbuki Oğuz töresindeki hükümler daha yumuşak, daha insanlı. Bir diğer hususa geçelim. Peki Yesevi toplumda seviliyor. Görüşleri bir gelenek haline alıyor. Bir töre maddeleri haline alıyor. Bunun sebebi ne? Birincisi Yesevi'nin İslamiyet'e aşırı şekilde bağlıdır. İnanmış bir Müslüman, Hazreti Peygamber'e son derece saygısı olan bir insan ve insanlığa, topluma faydalı olmayı hedef edinen bir kişi. Zaten hikmetlerinde diyor ki benim sözlerim Kur'an-ı Kerim'in dışında değildir. Yani ben Kur'an'ın hükümlerini tebliğ ediyor. O da nedir? İki esasla toplanır. Bir, Allah inancı ve peygambere bağlılık. İkincisi de ahlak. Ahlak esasları davranışlarımızı, yaşayışımızı belirleyen maddeler. Geniş manasıyla ahlak budur. Onun için hikmetlerinde suç işleyenlerden, haksız davalara bakanlardan, insanları sömürenlerden devamlı şikayet eder. Ve helal lokmayı esas alır. Helal lokma, sabır, inanç, cömertlik, insanlara yumuşak davranma, yardımcı olma, ahlakın temel ilkelerini teşkil eder. Yesevi de kişi olarak İslamiyet'e aşırı bağlılığı yanında ikincisi de bu insani yön. Peki Yesevi bu esaslarda yetiştiren kim? Tesir eden kim? İki şahıs var. Bunlardan birincisi Aslan Baba. Aslan Baba veya Aslan Baba. Aslan Baba'nın türbesi Türkistan'da Kentav şehri arasında Bozkır'da bir yapayalnız bir türbe. Oraya giden arkadaşlar da bilir. Gittik, gördük. Aslan Baba'nın medyesini hikmetlerde yapıyor. Ama Aslan Baba'nın direkt bize ulaşan bir eseri yok. İkinci önemli kişi Yusuf-i Hemedani.
bu hemedanlı bir zat, aşırı dindar, sünni akideye mensup, tasavvufu veya tasavvufi inançları dinle bağdaştıran ve böylece zühdi, yani zühde bağlı tasavvufu ortaya çıkaran veya müdafaa eden bir zat. Yesevi 27 yaşında Yusuf Hemedani ile tanışıyor ve görüşlerinin esasını ondan alıyor ve onu işliyor. Hikmetlerinin sevilmesi, sadece bunların edebi eser olarak sevilmesinden ibaret değil. Yesevi'nin yaşayışı, insanlara yaklaşışı, mescidinde, medresesinde eğitim, yetiştirici vasfı elbette ki onun Orta Asya Türklüğü üzerinde çok büyük tesiri var. Bir hususu daha belirtmek lazım. 11. asır, 12. asır başlarında yaşıyor. O asrı düşünün, İslamiyet'in resmi din olarak kabulünden 100 sene geçmiş. 950 tarihini esas alırsak, aşağı yukarı 100 sene geçmiş. 100 sene içinde koca Orta Asya coğrafyasına İslamiyet'in yayılıp yerleşmesi mümkün değil. O halde bunu yerleştirmek için gaybet lazım. Nedir bu gaybet? Birincisi, halifeleri yoluyla İslamiyet'i öğretmek. İkincisi, hikmetleri yoluyla düşünceyi oluşturmak. Hakikaten de başta Süleyman Bakırgani olmak üzere bütün Orta Asya'nın uzak bölgelerine halifelerini gönderiyor ve orada onlar bu esasları, İslami esasları yerleştirmeye gayret ediyor. Şimdi bir soru akla gelebilir. Peki İslam ülkesinde şeyhler, tekkeler nasıl meydana geldi? Onu da şöyle izah etmek mümkün. Hicretin 1. asrından itibaren Harem-i Şerif'in avlularında yatıp kalkan, İslami esasların üstünde düşünen dindar kimseler vardı. Bunlar İslamiyet'in esaslarını yorumlamaya çalışıyorlar. Çünkü halk ondaki derin manayı kavrama durumunda değil. O halde onlara bunu açıklayıcı bir takım faaliyetlere gerek var. İşte bu zatlar bu görevi yerine getiriyorlar. Zamanla bunlar oradan İslam ülkelerine yayılıyorlar. Yayılınca gittikleri yerin yöneticisi bu şahısların bilgisinden, halk üzerindeki müsbet tesirinden etkilenerek bunlara destekte bulunuyorlar. Yardım ediyorlar. Bu yardım, onların desteklemeleriyle oraya giden bu dindar, bu tasavvuf kimseler birer tekke, birer zaviye kuruyorlar. Ve bu zaviye zamanla müritleri çoğalıyor, bir güç halini alıyor. Ondan sonra türbenin, tekkenin veya zaviyenin başında bulunan şey, bu müritlerinden bazılarını halife ilan ediyor. Kendi yerine geçecek kimse ilan ediyor ve bunları bir şehir, bir zaviyenin bulunmadığı bölgelere gönderiyor.
ederler, hemen bir tekke kuruyor, bir zaviye kuruyor. Bu defa kendisi etrafına müritleri topluyor ve böylece görüşleri daha rahat yayma imkanı buluyor. Yesevi bu halifelerin yanında dediğimiz gibi hikmetleriyle de bu görevi yapıyor. Şimdi Yesevi'nin hikmetlerini benimseyip o tarzda hikmet yazarak düşüncelerini devam ettiren şahısları ben taradım. 39 şahıs tespit ettim. Bunlardan sırasıyla Kul Süleyman, Kul Neziri, Kul Nadiri, Kul Garip, Miskin Hubbi, Kul Şerif, Şems veya Şemsi, Hamid, Halis, Azim Hace. Ki bu Halis'le Azim Hace'nin bir hayli hikmeti var. Bunları da ben yanılmamıştım. Meşrep. Bu da çok önemli bir zat. Bunun divanını ben, Allah rahmet etsin, bir genç meslektaşımıza doktora yapmıştım. Ama o da bir beyin kanamasından vefat etti. Doktoradan zannediyorum bir sene sonra. Kul Umuri, Seyyid Hüsam, İkami, Kul Temuri, Kul Nazari, Hüveyda, Bahauddin, Şemsüddin, Esed, Fuzuli, Hacı Salih, Kul Kemal, Ubeydi, Ubeydullah, Zelili, Fakiri, Alişir, Cazip, Hüveyda, Nevbeti, Kasımi, Garibi, Üveysi, Hüdadat. Bütün bunlar Yesevi tarzı hikmetlerle Yesevi'nin görüşlerini, İslamiyet hakkındaki aşırı sevgisini, bağlılığını devam ettiriyorlar. Ve böylece bir gelenek oluşmuş oluyor. Mesela bu zatlardan bazı beyitler okuyayım ki Yesevi'nin hikmetleri biliyorsunuz büyük bir çoğunluğu 12 heceli dörtlük esasına dayanır ama gazel tarzında beyit esasına dayanan hikmetleri de vardır. Mesela Meşrep diyor ki bu meşrep nare tatlı anda pes didar üçün yıllar. Bana didar gerektir. Neyleyim buru gılmanları. Hacı Hamid. Ey dostlarım, üç yolu da vasfın izle, körelmeyin, gözüm boldu, hayran indi. Mihnet tartıp, visal için canım kayna, bülbül sıfat, körlüm boldu, nalan indi. Kul Übeydi, Rahman yoluna kirsen, şeytandan ayrılırsan, şeytan yoluna kirsen, Rahman'dan ayrılırsan. Hüveyda, Hak Teala buyurgan mişmar namazlu ruzedir. Farz-ı ayn kılmak varına ha erkek ha dişi. Ruze ve namaz hem erkeğe hem de kadına farzdır. Kul Şerif, bu dünyanın bekası yok. Niçe kılsam vefası yok. Kıyametin haber olsa bari nabut bulur mu olur.
Kâbe. Yoktur vefası dünyanın, bolmaz vefası malının, şeytan acayip damenin, yılla özünün ağlığına. Başkan süreyi çok aştınız. Ağlar. Süreyi çok aştınız başkan, uyarmak zorunda kaldım. Efendim? Teşekkür ederim. Peki, teşekkür ederim.